Ormancı türküsü nasıl ortaya çıkmış? Gelin hikayeyi dinleyelim. Gevenes köyünde 1922 yılında dünyaya gelen Mustafa Şahbudak Ağa çocuğudur. Mustafa'nın en yakın arkadaşı köy muhtarı Tevfik'tir. Her akşam köy kahvesinde damo oynayan iki arkadaşın iddialı ve dostane karşılaşmaları kahvehanedekiler tarafından da ilgiyle izlenir. 1946 yılının 1 Temmuz gününde Mustafa ve muhtar yine dama tahtasının başına otururlar. Oyunun yarısında Sarı Mehmet lakaplı orman memuru Mehmet çıka gelir. Mehmet sarhoştur. Bir gün önce komşu çiftlik köyünde yangın çıkmıştır. Ormancı yangın evrakının bir an önce ilçeye götürülmesi için bekçiyi muhtardan ister. Ancak bu arada 1946 seçimlerinin evrakı da yatağına gönderilecektir. Her türlü evrak yatağına köy bekçisi tarafından gönderilmektedir. Muhtar, olmaz, daha acil olan seçim sonuçlarının ulaştırılması gerekiyor. Bekçiyi gönderemem cevabını verir. Bunun üzerine ormancı ile muhtar arasında tartışma başlar. Muhtar, ayıp ediyorsun Mehmet, bize müsaade et der ve oyuna devam eder. Ormancı bunun üzerine sinirlenir, dama masasına bir yumruk atar. Mustafa bu davranışına tahammül edemez ve ormancıyı tokatlar. Olayın büyüyeceğini anlayan köylüler, ormancıyı sakinleşmesi için kahvenin arka tarafına götürürler. Ormancı bağırarak küfürler savurmaktadır. Küfürler Mustafa'nın tahammül sınırlarını daha da zorlar. Yerinden kalkar ormancının üzerine yürür. Ormancı Mehmet kamasını çıkarıp Mustafa'yı kolundan yaralar. O zaman Mustafa ormancıyı korkutmak için belindeki tabancayı çıkarır, yere doğru ateş eder. Muhtar ormancının ikinci kez kama vurmaması için elini tutar. Fakat Mustafa tetiği çoktan çekmiştir ve kurşun muhtara isabet eder. Ormancı Mehmet bunun üzerine kaçmaya başlar. Mustafa kaçmasın diye bir el daha ateş eder. Bu ateş öldürmek için değil, kaçmasına engel olmak içindir. İkinci atışta Mehmet yere düşer. Arka cebinde tütün tabakası olduğu için ona bir şey olmaz. Ama muhtar kanlar içindedir. O günlerin imkansızlıkları içerisinde muhtarı tahta bir sal üzerinde köyden 23 kilometre uzaklıktaki Muğla Devlet Hastanesi'ne götürürler. Muhtar çok kan kaybetmektedir. Mustafa Doktor Veli Bey'e babamın selamı var, bu adamı iyileştir diye yalvarır. Doktor Veli Bey, o ölecek, önce senin kolunu saralım diye yanıt verir. O sırada muhtar eliyle işaret edip Mustafa'yı yanına çağırır. Ben ölüyorum, hakkını helal et dedikten sonra can verir. Mustafa en yakın arkadaşını öldürdüğü için teslim olur. 4 yıl ceza alır. Cezaevindeyken her gece muhtar rüyasına girer. Ancak ormancıya kini gittikçe artar. Bu acı olaydan sonra köyde kalamayacağını anlayan Mehmet ise tayinini ister. Kavaklıdere Orman Müdürlüğü'ne atanır. Aslen Marmarislidir. Emekliliğinden sonra oraya yerleşir. 90'lı yılların başında hayata veda eder. Mustafa da cezaevinden çıktıktan sonra anılarla dolu o köyde yapamayacağını anlayıp Muğla'ya yerleşir. Çok sevdiği günlerini birlikte geçireceği arkadaşı muhtarı öldürdüğünde arkada 25 yaşında bir eş ve 3 çocuk bırakır. Muhtarın eşi Pembe bu acıya dayanamayıp birkaç yıl sonra akli dengesini yitirir. Oğlunun biri İzmir'e yerleşir. Diğer oğlu ile kızı köyde evlenirler ve hayatlarını orada sürdürmeye devam ederler. Bu arada Mustafa anne tarafından akrabası olan değirmenci Pisilli Tahir Usta Geveness köyünde yaşanan bu acı olayın türküsünü bestelemiştir.
Bu türkü bugün herkesin diline düşen ormancı türküsüdür. Hayatının kalan yıllarını bu olayı unutmaya çalışarak geçiren Mustafa, 28 Mart 2005 günü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 83 yaşında yaşamına veda eder.